hoş geldiniz. Bugün fizik, kimya, biyoloji dışında öğrencilerimizle yaptığımız farklı bir etkinlikle karşınızdayız. Aslında coğrafyayla yakından ilişkili. Burada gördüğünüz gibi bir sürü karton kullanarak yaptığımız bir etkinlik oldu bu. İzoips haritalama etkinliği yapacağız. Sol tarafında gördüğünüz Ağrı Dağı, sağ tarafında gördüğünüz de Erciyes Dağı. Bu iki dağın İzoips haritalarını kullanarak bir dağ modeli, 3 boyutlu bir dağ modeli yaptık. Bu dağ modellerini nasıl oluşturduğumuzu size etkinliğimizde anlatacağım. Bu etkinliği gerçekleştirebilmek için bol miktarda kartona ihtiyacımız olacak. Bu kartonları çeşitli marketlerin attığı çöplerden ya da beyaz eşyacıların attığı çöplerden, kartonlardan sağlayabilirsiniz. Karbon kağıdı kullanacağız. Bundan da bol miktarda gerekebilir. İzoips'in büyüklüğüne göre karbon kağıdını da ona göre kullanacaksınız miktarını. Bir de internetten bulunacak bir harita, İzoips haritasına ihtiyacımız olacak. Biz mesela bu elimde gördüğünüz Erciyes Dağı'nın İzoips haritası. Bu İzoips haritasını kullanarak önce İzoips'leri kopyalayıp kartona çıkaracağız. Daha sonra kartona çıkardıklarımızı kesip yerinden aldıktan sonra birbirinin üstüne koyup yapıştırarak bu işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi birazdan yakın çekimlerle size bu işlemleri nasıl gerçekleştirdiğimizi anlatacağım. Öncelikle kartonumuzu seriyoruz. Bizimki bayağı büyük bir karton. Siz isterseniz boyutlarını artık kendi yapacağınız şekle göre ayarlayabilirsiniz. Kartonumuzu koyduktan sonra ilgili bölgeye kopya kağıdımızı yerleştiriyoruz. Kopya kağıdını yerleştirdikten sonra kopya kağıdının üst kısmına, normalde bu kopya kağıtlarının ters konulması gerekiyor ama hani marka var, o yüzden göstermiyorum. Bunu daha sonra düzelteceğiz. Şöyle üzerine nerenin çıktısını alacaksanız eğer İzoips haritanızı seriyorsunuz. Bunu sabitlemek için çeşitli ağırlıklar kullanabilirsiniz. Şu anda kopya kağıdınızın tam üstünde İzoips haritanız var. Normalde İzoips haritaları bu kadar çizilmiş halde değildir. Fakat biz daha önceden üzerinde çalıştığımız için çizilmiş halde görülecek. Sonra bir tane kalem alıyoruz ve bu kalem kullanarak hangi İzoips'i alacaksak onu şöyle bastırarak üzerinden yapıyoruz. Hızlı bir şekilde ve bu şeklin olduğu gibi kartona geçmesini sağlıyoruz. Şu anda ben tamamını yapmayacağım. Sadece size yapılmış hallerini göstereceğim. O İzoips'in ucundan, bir ucundan başlayıp bitirinceye kadar, tam halkayı oluşturuncaya kadar böyle sonuna kadar getirip devam ediyorsunuz. Bu işlem tamamlandıktan sonra İzoips haritanızı kaldırıyorsunuz. Bunu da alıyorsunuz. Ve bu bölgede meydana gelen çizik olan zemin üzerinden, hazırlamış olduğumuz bu çizik üzerinden kesme işlemlerimizi yapıyorsunuz. Biz daha önceden şöyle 3 tane olacak şekilde kesme işlemi gerçekleştirdik. Şöyle 3 tane gördüğünüz gibi. Bu 3 tane izoipsi birbirinin üstüne gelecek şekilde, şu şekilde yerleştirdiğinizde 3 adet İzoips ile ilk yükseltilerinizi oluşturmuş olacaksınız. Şöyle isterseniz biraz daha yakınlaştırayım, daha net gözüksün. Bakın, kesip çıkarttığımız 3 tane İzoips halkasının hali bu. Bu İzoips halkalarını kaç tane olacağını, hangi aralıklarla olacağını bu tamamen size kalmış. Haritada aldığınız boyuta göre, yükseltiye göre yaparsınız. Bunların tek tek numaralandırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 diye üstten alta doğru numaralandırdığınızda 1, 2 ve 3 olacak şekilde numaralandırdığınızda bunların yerleri de, hangisi sırası da kaybolmayacaktır böylelikle. Daha sonra bunları üst üste tam oturacak şekilde geldikten sonra yapıştıracaksınız ve gittikçe böyle üst üste geldikçe yükseltiler oluşmaya başlayacak ve en sonunda dağınız ortaya çıkacaktır. Yapıştırma işlemleri için de alttan başlayıp üste doğru gitmek doğru olur.
Şöyle hafifçe bir yapıştırıcı sürerseniz orta kısımları çok önemli değil. Çünkü daha sonra eğer isterseniz bu yapıştırdığınız izoips halkalarının üzerine ben size göstereceğim. Alçı da dökülmesini sağlayabilirsiniz. Alçı döktüğünüz zaman çok daha güzel bir dağ görüntüsü oluşturabilirsiniz. Bu buna yapıştı. Aynı durumu diğeri için de yapıp hemen hızlıca yapıştırma yoluna gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şuna da sürdük ve yapıştırdık. Bunu kestiğiniz tüm izoips halkaları için tek tek yapacaksınız ve gittikçe dağınız yükselecek. Bu hemen bunun bir örneğini göstererek biz RGS için yapmıştık. Yaptığımız ve yapıştırdığımız örneği buradan size göstereyim. Şöyle daha geniş açıyla alırsak çok güzel bir görüntü olduğunu görüyorsunuz. Şurada volkanik bir dağ olmasından kaynaklı olarak farklı zirve noktalarını gözlemleme şansına sahipsiniz. Arka tarafta farklı zirveler var. Şurada. Yukarı doğru gittikçe izoips halkaları küçüldüğü için şöyle biraz daha tepeden bir görüntü vermeye çalışayım size. Bakınız. Volkanik bir dağ olduğu için çok değişik şekiller, yazı şekilleri elde edilebilir. Bunu isterseniz daha sonra birazdan şimdi size göstereceğim. Üzerine hazırlamış olduğunuz alçıyı da döktüğünüz zaman tam bu yüzey şekillerini almış 3 boyutlu bir dağ modeli elde edebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz modelde Ağrı Dağı'dır. Ağrı Dağı ve Erciyes Dağı'nın oluşma şekilleri biraz farklı olduğu için dağların yapıları da yükseltileri de birbirinden farklı. Fakat gördüğünüz gibi çok estetik, göze hoş gelen böyle bir güzel dağ görüntüsü oldu. Tabi Ağrı Dağı RGS'e göre daha yüksek olduğundan dolayı biraz daha büyük oldu ve alt kısımdaki yayılma kısımlarını da yaptık. Çok güzel bir proje gerçekleşti. Az sonra size bir tane küçük kendi etrafımızda bulunan tepelerden bir tanesini yaptık. Üzerine de alçı döktük. Alçı döktüğümüz zaman nasıl gördüğünü de göstereceğim. Şimdi de bizim yakınımızda bulunan bir tepenin izoips haritasını çıkardıktan sonra, izoips kalıplarını çıkardıktan sonra üstüne alçı dökülmüş halini göreceksiniz. Daha yakın çekimlerle göstermeye çalışacağım. Biraz parlayacak ama bu da bizim hemen yakınlarımızda bulunan bir tepenin şöyle izoips kalıpları çıkarıldıktan sonra üzerine alçı dökülmüş halleri. Bakın girinti ve çıkıntıları çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ters tarafa da göstereyim size. Şöyle. Böylelikle tabii bunu daha büyük boyutlara düşünürseniz bunu alttan şu bölgeden kazıyarak komple çıkartıp istediğiniz yere taşımanız mümkündür. Evet, gördüğünüz gibi farklı bir etkinlikle daha karşınızda olduk. RGS, Ağrı ve bizim kendi civarımızda bulunan bir tepenin küçük bir modelini gerçekleştirdik. Artık elimizin altında istediğimiz zaman bu dağların modellerini oluşturabiliriz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Biz yaparken öğrencilerimle birlikte çok eğlendik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.